Mezun olduğu vakit başına bir şapka giyer, cüppe giyer. O, o resmi bulmuşlar ve Kasım Gülek papaz oldu diye. Türkiye'nin 1952'de gerçekleşen NATO üyeliği sonrasında yeniden şekillenen siyasetin önemli ismi Kasım Gülek, öteden beri Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki içinde olan bir isim olarak dikkat çekti. Büyük olasılıkla bu kimliği Amerika'nın Kolumbiya Üniversitesi'nde yüksek lisansıyla şekillenmiş, bunu Rockefeller Bursu'yla Londra ve Cambridge Üniversitelerindeki çalışmaları tamamlamıştı. Kasım Güley'in siyasetteki yıldızı, dönemin CHP lideri İsmet İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'yi Truman doktrini çerçevesinde Amerika'nın yanına taşıması, Marshall yardımıyla ülkenin bir Amerikan uydusuna dönüştürülmesiyle parladı. Mustafa Kemal'in tam bağımsız Türkiye hedefi rafa kalkmış, yerini Türk milli istihbarat elemanlarının maaşlarını bile Amerika'nın ödediği başka bir vesayet dönemi başlamıştı. Kasım Gülek siyasette CHP'nin neredeyse sabit genel sekreteri olarak tanındı. Sovyetler Birliği ile yakınlaşma siyaseti yürüten Celal Bayar Adnan Menderes yönetiminin 27 Mayıs darbesiyle devrilmesinde önemli görev üstlenmiş, darbe Amerika'nın istemediği siyasetçileri tasfiye etmişti. Kasım Gürek tam o yıllarda Fethullah Gülen'le tanıştı ve 1963 yılından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında açılan Komünizmle Mücadele Derneklerinin Erzurum biriminde deneyerek kullanılabilir bir isim olduğunu anladı. Bütün yaşamı boyunca Fethullah Gülen'in bir Amerikan gizli operasyonu olarak Türk Devleti'nin içine yerleşmesinde planlayıcıydı. Nitekim cenaze namazını da Gülen kıldırmıştı. Beto Elebaşı'nın Amerikan yönetimleri için güçlü referansın Pentagon görevlisi Kasım Güley'in baldızı, bir dönemin DSP'li devlet bakanı Tayibe Güley'in teyzesi Aylin Radomisli'ydi. Elebaşı kendisini Amerika'daki İsrail yanlısı neokon Siyonist Lobin'in liderlerinden Morton Abramovich ile Kasım Güley'in tanıştırdığını da açıklamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti kurucusu Meral Akşener'in bu tür bir geçmişe sahip olan Gülek ailesinin siyasetteki son temsilcisi Tayyip e. Güley'in evindeki gizli toplantıda ne görüştükleri, kendilerine Washington'dan ne tür bilgiler aktarıldığı ise büyük bir soru işareti. Sayın Genel Başkanım.